Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bu dersimizde fen bilimlerinden saf madde ve karışımlar konusunu işleyeceğiz birlikte. Başlayalım o zaman. Saf madde, doğada tek bir madde halinde bulunan, başka maddelere ayrışmayan maddelere biz ne diyoruz? Saf madde diyoruz. Peki nedir bu saf maddeler? Örneğin oksijen, örneğin tuz, şeker, bakır, altın. Kendinden başka maddeleri ayrışmaz. Bunlara da biz saf madde diyoruz. Peki saf madde hava ve su. Şimdi bu ikisi özel. Bakın kırmızıyla yazdım onları. Acaba saf madde midir? Bu ikisi saf madde değildir çocuklar. Neden değildir? Çünkü havanın içinde oksijenin yanı sıra azot ve diğer gazlar da bulunuyor. Suyun içinde çeşitli mineraller bulunuyor. Peki bize eğer yağmur suyu derse, testlerde göreceksiniz, yağmur suyu derse yağmur suyu saf sudur. Veya hani bunu saf su olarak parantez içinde de saf su diyebilir. O zaman saf madde olarak kabul edebiliyoruz. Ama normalde sadece su dediği zaman su ve hava saf madde değildir. Peki o halde karışım nedir? Çocuklar, karışım iki veya daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım diyoruz. Örneğin çamur, tuzlu su, kolonya, pilav, çorba, sirke, bunların hepsi de karışım maddelerdir. Birden daha fazla madde bunları oluşturmak için bir araya gelmiştir. Peki sevgili çocuklar, karışımlarımızı nasıl ayırabiliriz? Karışımları ayırabilmek için 3 tane farklı yöntemimiz var. Süzme, eleme ve mıknatısla ayırma yöntemleri. Bunlardan birincisi süzme yöntemi. Birbirinin içinde çözülmeyen katı sıvı karışımları ayırmada kullanıyoruz bu yöntemi. Örneğin makarna su, su çay, su pirinç ya da kum su karışımlarını biz neyle ayırıyoruz? Süzme yöntemiyle ayırıyoruz. İkinci yöntemimiz eleme yöntemi. Eleme yöntemini katı katı karışımları ayırmak için kullanıyoruz. Önce anlattığım süzme yönteminde maddelerin biri sıvıydı, biri katıydı. Bunda ise her ikisi de katı. Ama bir özelliği var. Bunların farklı büyüklükte maddeleri ayırabiliyoruz. Ne olabilir bunlar? Kepek un karışımı olabilir. Kum çakıl karışımı olabilir. Un bulgur karışımı olabilir. Tuz bezelye karışımı olabilir. Bunları da nasıl ayırıyoruz? Eleme yöntemiyle ayırıyoruz. Sevgili çocuklar, diğer bir ayırma yöntemimiz de mıknatısla ayırma. Yalnız bu yöntemi kullanabilmek için maddelerden birinin mıknatısla çekilebiliyor olması lazım. Peki neleri ayırabiliriz bu yöntemle? Örneğin ataş cam karışımını ayırabiliriz. Demir tozlu talaş karışımını ayırabiliriz. Demir tozlu cam karışımını ayırabiliriz. Toplu yine kum karışımını bu yöntemle ayırabiliriz. Mıknatısımızı tuttuğumuz zaman örneğin işte toplu yine mıknatısa yapışacağı için kumla toplu yine birbirinden ayrılmış olacak. Yeniden merhaba çocuklar. Şimdi size anlattığım karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili ufak birkaç deney yapmak istiyorum. Şimdi ilk olarak süzme yönteminden başlamak için size buraya çay ve su karışımı oluşturdum. Şimdi maddelerimizden bir tanesi katı, bir tanesi sıvı. Yani çay katı bir madde, su sıvı bir madde. İkisini karıştırdım. Gördüğünüz gibi çaylar çoğunlukla üstte, şöyle altta da var. Zaten görünüyordur diye düşünüyorum. Şimdi bunu çayı ve suyu ayırmak istediğim zaman, aslında bu bizim alışkın olduğumuz bir ayırma yöntemi. Çay demlediğiniz zaman annelerimiz süzgeç kullanıyordur. Hatta kullanmayanlar da çaydanlığın içine bir süzgeç takıyorlar çoğunlukla. Görünmüyor ama yine bir süzgeç var. Şimdi bir tane süzgeç getirdim. Şimdi bu süzme işlemini yaptığım zaman katı olan çay taneleri süzgecimin üstünde kalacak. Su da bardağımın içine dökülecek. Hep birlikte yapalım. Şimdi bardağımdan aşağı doğru döküyorum. Biraz ortalığa da döktüm. Şimdi çocuklar gördüğünüz gibi
bardağımda suyu ayırdım. Biraz da demlenmiş bu arada çay. Çay taneleri süzgecimin üzerinde kaldı. Bu yöntemimin adı süzme yöntemi. Katı sıvı karışım maddelerini ayırmak için kullanılıyor. Bu birinci yöntemimdi çocuklar. Şimdi eleme yöntemini nasıl kullanacaktım? Katı katı karışım maddelerini ayırmak için kullanacaktım. Bu katı karışımların büyüklükleri birbirinden farklı olması gerekiyordu ki eleme yapabileyim. Şimdi şuradan şöyle göstermek istiyorum. Tuz ve pirinç karışımı hazırladım. Tuzlar şu tarafta şu anda, pirinç bu tarafta. Bunu şimdi biraz şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdım ve şu anda tuz pirinç karışımı bu şekilde elde ettim. Şimdi bunu ayırmak için de eleme yöntemi kullanacağım. Elemek için kendime şöyle bir süzgeç getirdim. Şimdi buradaki amacım taneler küçük çocuklar. Pirinç tanelerinin bu elekten geçmeyeceğini düşünüyorum. Ama tuz tanelerinin bu deliklerden geçebileceğini düşünüyorum. Tuz taneleri buradan aşağı şu kabıma dökülecek. Pirinç taneleri de kabımın üzerinde kalacak. Şimdi şurada yapıyorum. Bakın bunu alta koydum. Şimdi şu şekilde size de göstermek istiyorum. Şöyle koydum. Evet. Tamamını koydum. Şimdi hala evet dökülmedi. Şu an bunu birazcık sallamam gerekiyor ki içinde karışık olan tuzlar hareket etsin, aşağıya düşsün. Şöyle. Bakın şu anda eleğimin üzerinde pirinçlerim. Umarım görünüyordur. Pirinçlerim eleğimin üzerinde. Tuzum da yeniden bu kabın içinde. Çocuklar kullandığımız bu yöntem iki katı maddeyi birbirinden ayırdı. Büyüklükleri farklıydı. Eleğimin üstünde pirinç tanelerim kaldı. Diğer kabıma da tuz taneleri düştü. Çünkü buradaki deliklerden daha küçüktü tuzlarım. Buradaki deliklerden daha büyük olduğu için pirinç taneleri de eleğimin üzerinde kaldı. Bu yöntemimin adı da eleme yöntemi. Evet, üçüncü yöntemime geçeceğim şimdi. Üçüncü yöntemimde kuralım neydi? Maddelerimden bir tanesini mıknatısın çekiyor olması gerekiyordu. Şöyle küçük mıknatıslar getirdim. Biliyorsunuz mıknatıslar küçük büyük fark etmiyordu. Kırılsalar da özelliklerini kaybetmiyorlardı. Şimdi çocuklar, burada nasıl bir karışım var? Bunun içine de tuz ve iğneleri doldurdum. Yani ayırması çok zor bir karışım değil aslında ama bunlar daha küçük taneli olsa, örneğin bu demir tozuyla tuz karıştırmış olsam, hani insan eliyle ayırmanın imkanı yok neredeyse. Ama bunun kolay bir yöntemi var. Mıknatıs. Şimdi tuzla iğne, bu aslında raptiye ile çok güzel olabilirdi. Şu demir raptiyelerle çok güzel olabilirdi. Ama onlar şu an bende olmadığı için iğnelerle göstermek istiyorum. Şimdi şöyle tuz ve iğnelerimi gösteriyorum. Mıknatısımı da şöyle tuttuğum zaman çocuklar bakın. Çok hızlı bir şekilde bütün iğnelerim tuzdan neredeyse bir saniyede ayrıldı. İki tane katı maddeydi bunlar. Ama bir tanesini mıknatıs çektiği için ayırma yöntemini çok rahat gerçekleştirebildik. Bunu tabii küçük tanelilerde çok ideal oluyor. Dediğim gibi örneğin bu kadar küçük taneli demir tozu olsaydı da yine aynı şekilde böyle ayrılacaktı. Bu da son yöntemimizdi. Umarım faydalı olmuştur.